Haşhaşiler. Haşhaşiye ya da Arapçada haşhaşın, sabahiler ya da suikastçılar olarak bilinen İngilizce'de assassins olarak bildiğimiz Şia mezhebinin İsmailiye koluna mensup din adamı Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında El Amüt Kalesi'ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dini, tarikat ve siyasi örgüttür arkadaşlar. Tarihçisini söyledikten sonra karakterimizin kostümlerine bakacak olursak eğer bu şekilde birçok kostümünü rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Haşhaşilerin liderleri, asasinlerin liderleri İran ve Suriye olmak üzere ikiye ayrılır. Suriye'deki ilk lider El-Hakim El-Müneccim ve İran'daki ise Hasan Sabbah. Bunların kurucusudur arkadaşlar. Haşhaşin yeni klas duyuruldu. Resmi olarak 1 Eylül'de global versiyona gelecektir. Şimdiden haberiniz olsun. Yakın zamanda daha güzel içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağım. Merhaba sevgili değerli arkadaşlarım. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haşhaşin yeni klasın Black Desert Mobile duyurulmasından sonra hemen sonra sizler için yeni bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden bir like atmayı unutmayınız. Like'larınız bizler için çok önemli. Bugün sizlerle beraber skillerine bakmak istiyoruz bu karakterin. Nasıl, ne tarz skillleri var? Şöyle hemen göstereyim. Daha önceden karakteri yaratmıştım zaten. Core server'ındayım şu anda, bilginiz olsun. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 tane skill var arkadaşlar karakterimizin. Karakterin görüntüsü ise bu şekilde. Kostüm vermişler zaten. Kostümü de giydik hemen, direkt sarı olarak kostüm vermişler. Kron Castle'a geldik deneme amaçlı. Öncelikle arkadaşlar şöyle skill kısmından skill'leri göstermek istiyorum sizlere. Birinci skill'imiz bu arkadaşlar. Şöyle. Bu da ikinci skill'imiz arkadaşlar. İleri doğru atılıyor. Birinci skill'imiz buydu. İleri doğru atılarak bıçaklarını, artık hançer, kısa hançer, bıçak tarzı bir şeyleri var. Haşhaşin arkadaşlar. Haşhaşinlerin de suikastçı olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ellerinde bu tarz silahlar var. İkinci skill'imiz de bu şekilde hortum yaratır gibisine bir atılma, ileri doğru skill yapmışlar arkadaşlar. Hasarlar konusunda bakarsak PP açısından %608 hasar var. PV açısından ise %760'lık bir hasarı var şu kırmızı skill'imizin. Bu ikinci skill'imizdi. Buna baktık arkadaşlar. Üçüncü skill'imiz yere doğru bir ne desem, böyle yere çarpıyor arkadaşlar hançerleri. Dördüncü skill'imizde hançerlerle yüzlerine vuruyor canavarların, yaratıkların, düşmanların. Çat çut sol sağ yapıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bir iki, iki kere vuruyor. Hasarlarına da bu şekilde bakabilirsiniz. Korece olduğu için çok fazla Türkçe çeviriye girmek istemedim. Sadece skill görünümlerini ve efektlerini sizlerle paylaşmak istiyorum bu videoda. Umarım hoşunuza gider dediğim gibi. Bu skill'imiz biraz daha basit. Eğilerek bir nevi adama hançer saplıyor arkadaşlar. Sağlı sollu. %450 çarpı 2'lik bir hasar var. PP açısından ise %315 çarpı 2 bir hasar var. Zaten skill'lerin kenarında da yazıyor, görebilirsiniz PP diye arkadaşlar. Bunda herhangi bir şey yazmıyor. Bunda PV yazıyor. Şöyle PVE ve PVP açısından bu skill'leri kendi kafanıza göre de ayarlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da gerekirse bir build ayarlarız tabii ki de. O konuda
Aklınıza şüphe olmasın lütfen. Bu skillimizde arkadaşlar hortum yaratıp bir anda hançerleri vuruyor. Şu skillimiz de gayet güzel. Ya efektleri çok hoşuma gitti açıkçası. Bana sorarsanız efektler gayet iyi. Telefondan çektiğim için max ayarlara çektiğimde maalesef kendisi otomatik olarak düşürdüğü için biraz daha düşük ayarlardayım. Bilgisayardan çekseydim çok daha güzel görüntüler görecek olurdunuz arkadaşlar. Şimdilik bu yüzden de kusuruma bakmayınız lütfen. Şöyle hortum resmi var zaten, gördüğünüz gibi hortumu fırlatıyor arkadaşlar bayağı. Hasar da güzel, %500 ve PP açısından ise %320 hasar var. Bu efsane, görmüş olabileceğiniz gibi bayağı güzel bir skill. Şöyle tekrar gösterirsem bir anda kayboluyor Sandstorm'un içinde. Fırtınanın içinde kaybolarak rakibine doğru ilerliyor arkadaşlar. Onu da birazdan deneyeceğiz. Bu basic atar zaten biliyorsunuz. Şöyle skillleri deneyelim. Kaçınma skillinden bahsedecek olursak ileri doğru atılıyor arkadaşlar. Şöyle ileri doğru atılımın sonunda biraz ağır kalıyor olabilir, yavaşlıyor gibi bir şey var. Sıkıntı yok. Şöyle ilk skillimize baktığımızda arkadaşlar yukarı doğru atılarak hedefe doğru kilitlendikten sonra hançerleri çeviriyor arkadaşlar. Bu yere vurma skillinden bahsettik. Kırmızı olan yere vuruyor. Alan skill arkadaşlar gayet PV açısından güzel olarak kullanılabilir. Hasar da bayağı var, vuruyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz toplansın monsterlar. Şöyle yaptığımızda güzel bir hasar bırakıyoruz arkadaşlar. İki kere kullanma hakkınız var. Onu da söylemiş olayım. Bu skillin de iki kere kullanma hakkınız var. Şöyle bir daha dolmasını beklersek direkt iki arkadaşlar. Şu üçüncü skillimize bakarsak canavarları hedefi kendinize çeker gibi yapıp daha sonra kılıcı saplıyor. Şöyle çekiyor arkadaşlar bir nevi kendine yaratıkları. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu da dördüncü skillimiz arkadaşlar. Bunun cooldown'u bayağı varmış bu arada, onu da fark etmiş olduk. Gördüğünüz gibi diğer skill'lere bakacak olursak bu da hortumda arkadaşlar, hortum atıyor. Gerçekten bu da PvE açısından güzel bir skill olabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Bu bayağı güzel bir skill, benim hoşuma gitti. İki kere kullanımı var yine aynı şekilde. Daha sonra diğer skill'e bakarsak, az önce buna bakmıştık zaten. Şimdi buna bakarsak arkadaşlar, ileri doğru atılıp sollu sağlı kılıcı saplıyor. Soldan sağa doğru sanırım. Şöyle bir efekti var. Bunun da cooldown'ı yine var. Bu da diğer skill'imiz, yine aynı şekilde iki kere kullanma hakkınız var arkadaşlar bu skill ise. Şöyle çok güzel bir skill olmuş oldu bizler için. Skill analizleri bu şekilde arkadaşlar. Lütfen aklınıza takılan soruları paylaşırsanız sevinirim. Şu anda karakterin uyanışı mevcut değil. O yüzden yorumlarda da belirtebilirsiniz. Discord sunucumuza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle yeni kuruldu. Bilgi alışverişi, birçok bilgiler ve anında canlı yayınlardan ve videolardan bildirim almak istiyorsanız eğer Discord sunucumuza da herkesi bekleriz. Şimdiden kendinize iyi bakınız. İyi oyunlar dilerim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.